Merhaba değerli medya canlı izleyenleri. Yeni bir program formatıyla bir konu programımızda sizlerleyiz. Bugünkü konumuz, ilk konuğumuz daha doğrusu programımızın sayın araştırmacı yazar Ömer Sağlam. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kürşat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kapalı ortamda, karantina, yarı karantina ortamında ne kadar yorulmaksa. Değerli izleyicilerimiz, programımızın formatı şöyle. Her programda sadece bir konuyu ele alacağız. O konuyu tartışıp daha önce verilmemiş, değinilmemiş noktalarıyla inşallah konuyu tartışarak sizlerin de bilgilenmesini sağlayacağız. Bugünkü konumuz sahur vaktinin erken mi geç mi yapıldığı, doğru mu uyguluyoruz sahur vaktini. Lakin biz daha önce biliyorsunuz bu konu bir yıllardır tartışılıyor, yani süresi de yok. Biz daha önce tartışılanlara ek olarak ne koyabiliriz üstüne, onun üzerine gideceğiz. Biz sahurun fecir vaktini tartışırken aslında ele alacağımız noktası şurası. Bugüne kadar şu yönüyle ele alındı. İşte insanlar bir saat fazla aç bırakılıyor şeklinde ele alındı. Biz bu yönüyle değil de daha çok tamam bir saat bizden geçsin irademiz var, aç kaldık. Allah için aç kaldık bir saat daha. Bunun ibadete olumsuz bir etkisi olmuyor. Erken oruca başlamanın. Ama bir başka husus var. İnsanlar Türkiye'de özellikle sahur vakti okunduğu zaman yemeği bırakıyorlar. Namazlarını kılıp yatıyorlar. Şimdi eğer sahuru biz olması gerektiğinden erken de yapıyorsak, yani ezan vakti girmeden biz sahura başlıyorsak, bu demektir ki insanlar ezan vakti, yani namazın saati girmeden namazı kılıyorlar. Bu da şudur, yıllardır Ramazan aylarında insanlar boş boşuna sabah namazı kılıyorlar. Biliyorsunuz herkes namazını kılıp yatıyor. Özellikle bu yönüyle ele alacağız. Ben Ömer Bey'e sözü bırakmadan önce birkaç başlık, hangi başlıklara deneyeceğimizi ben özellikle belirteyim. Malum üzere bu dediğim gibi daha önce çok tartışıldı. Ahmet Muhtar Paşa işte geldi, kuralları değiştirdi. Aslında kural değiştirmedi. Fark şu, 1307'de, Hicri 1307'de bir kitap yayınlıyor. Islahatül Takvim diye. Yani takvim ıslahı. Burada saatlere, sürelere de değiniyor. Ahmet Muhtar Paşa bunu yaparken astronominin biliminden faydalanıyor özellikle. Ahmet Muhtar Paşa kimdir? Kısaca değineceğiz. 1839'da doğmuş, 1919'da vefat etmiştir. Askeri başarıları yüksek olan bir insandır ama sadrazamlık, vezirlik de yapmıştır Osmanlı'da. Şimdi ıslahatül takvime kadar, yani 1307'ye kadar biz bugün ele alacağımız konular bunlar. Biz fecirden ziyade tartışacağımız, evet fecir de bu işin içinde ama İslam dünyasının geri kalanı sahuru nasıl uyguluyor? Bir. İki, eğer saati biz Türkiye'de yanlış uyguluyorsak vakit girmeden kılınan namazlar ne olacak? Üç, Ahmet Muhtar Paşa takvim ıslahatını yapmadan önce oruç ne zaman başlıyor? Yani Peygamber Efendimiz döneminde oruç ne zaman başlıyordu? Fecirle ilgili sorularda da dediğim gibi zaten bizzat sayın konuğumun da benim de fecri gözetleyip bu konuda deney yaptığını birazdan sizlere dile getireceğiz. Evet Ömer Hocam, öncelikle şunu sormak istiyorum. Sahuru biz uyguluyoruz malum. Biz bunu çok duyuyoruz. Ya Türkiye'de uygulanıyor, bu başka yerde böyle değil diye. İslam dünyasıyla Türkiye arasında fark var mı? İslam dünyasında sahur saatleri nasıl uygulanıyor? Ben sözlerimin başında Kürşat Bey şunu söylemek istiyorum. Bu sene galiba hayatımın en huzurlu Ramazan'ını geçiriyorum. En rahat orucunu tutuyorum diyelim. En azından ekranlarda şarlatanları göremiyoruz. Ekrana gayet temiz. İşte bilim adamları almış, korona konusunda konuşuyorlar, diğer konularda konuşuyorlar. Veyahut da ben bakmıyorum o bu programlara. Gayet huzurluyum şu anda. Çelişki yok. İnandığım gibi tutuyorum orucumu. Allah kabul etsin. Herhalde siz de öyle yapıyorsunuzdur. Şimdi İslam dünyasında aslında hiçbir ibadette ortak uygulama yok. Yakın zamanlara kadar bayramları bile bizden önce yapıyordu biliyorsunuz. Bazı İslam ülkeleri, Suudi Arabistan. Şimdi nasıl bilmiyorum ama mesela biz burada
hacca giden vatandaşlarımız orada Ramazan Kurban Bayramı'nı idrak ediyorlardı. Buradaki akrabaları bir gün sonra. Böyle bir çelişki doğuyordu. Yani İslam ülkelerinin İslam dinini ortak yaşadığı da söylenemez. Oruç da böyle. Sahur da böyle. Biraz önce bahsettiniz. İşte Ahmet Muhtar Paşa'ya kadar belki Osmanlı İmparatorluğu da Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok İslam ülkesini şemsiyesi altında toplaması ile belki bir uygulama birliği vardı. Ancak işte o takvim çalışmasından, Tanzimat'tan sonra başlayan takvim çalışmasından sonra, Ahmet Muhtar Paşa'nın yayınlarından sonra bazı değişiklikler oldu. Osmanlı'nın dağılmasıyla, İslam ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla veya da başka ülkelerin esaretine girmesiyle bu da değişti. Uygulama birliği de ortadan kalktı. Ve bu çelişki ülkemizde hala devam ediyor. Mesela bir Abdülaziz Bayındır Hoca var, profesör. Bu konulara çok kafa yormuş, çok incelemiş, yayınlar yapmış. Özel kurmuş olduğu bir vakıf var, yayınları var. O diyor ki efendim, Ahmet Muhtar Paşa'yı kasıtla o tarihe kadar 10 derecelik ufuk tespiti, Tanyer'in tespiti 10 derece göre yapılıyordu ve altındaki derecelere göre. Ondan sonra 18 derece esas alındı. Diyanet de onu takip ediyor. Bu sebeple Türkiye'deki Müslümanlara yaklaşık 1 saat orucu fazladan tutturuyor. Yani siz biraz önce dediniz, belki 1 saat fazla oruç tutmanın bir zararı yok ama sabah namazı erken kılınıyor. Bunun bir mahsuru var mı? Merak ediyorsunuz haklı olarak. Tabii ki, evet. Hayır, ben orucun da 1 saat fazla tutturulmasına da karşıyım. Doğru değil yani. Sonuçta Müslümanlara eziyet gerek yok yani. Sizinle daha önce paylaştım. 2016 Ramazan'da yaşadım ben bunu. Deney olarak ortaya koydum. Tespit yapmaya çalıştım. Tarihini şuradan yanlış olmasın. Bizi topa tutmasınlar Kürşat Bey. Evet. 23.06.2016 günü orucu Ankara'da oruca niyetlendim. O günkü sahur saati 3.16. Sonra işte Ankara'ya merkeze 50 kilometre mesafede bir bahçemiz var. Ya, oruç bastırmadan, halsizlik çökmeden gideyim sulayayım bahçeyi diye. Sahurdan sonra bahçeye gittim. Bahçeye vardığımda saat 4.20. Yaklaşık bir saat sonrası. Sahurdan bir saat sonrası. Ben saat 03.16'da oruca niyetlendim. Sabah namazında kıldım Diyanet'in tavsiyesi üzerine. Gittim. Saat 4.20'de bahçeye vardığımda ortalık zifiri karanlık. Yani daha göz gözü görmüyor. Bırak çalışmayı. Hortumu göremiyorum. Bahçedeki hortumu göremiyorum. Sırf bir tespit amacıyla yaklaştım. Çitin dışından önce ufuk çizgisi tarafında fotoğraf çektim. 200 metre yaklaşık 200 metre mesafedeki sokak lambaları ve dibi aydınlık gözüküyor. Her taraf zifiri karanlık. Hatta 1 metre 75 santim civarında bir bahçe teli var çit. O bile gözükmüyor. O saatte o bile gözükmüyordu. Yani şu hani beyaz iplik, siyah iplik, evet, konusuna değinecek olursak, yani o saatte bırakın 1 metre öbür tarafta beyaz ipliğin siyah iplikten ayrılmasını, geçip bu mecazi, hani o normalde ayette geçen beyaz iplik, siyah iplik olayı, gündüzün aydınlığıyla gecenin karanlığının ayrıştığı noktayı işaret ediyor ayette. Biz izleyenlerin daha rahat anlaması için iplik konusunu örnek veriyorum. Yani o saatte bırakın 1 metre mesafeden beyaz iplik ve siyah iplik ayrılmasını, 8-10 metreden uzaklıktan beyaz öküzle siyah öküzün ayrılması bile mümkün değil. Yani bu kadar zifiri karanlık ortalık. Yani sabah hesapladı, güneşin uyumadın, sırf güneşin doğuş saatini tespit etmek için güneş tam 5.30'da doğdu o gün. Yani 23.06.2016 günü
Saatten 5.30'da oldu. Bu da demektir ki 3.16'da oruca niyetlendik, sabah namazını kıldık. 5.30'da güneş doğdu. Yani 2.5 saatten 2.5 saat değil mi? Herhalde yaklaşık bakıyorum. Evet, öyle bir şey var. Zaman farkı var. Yazın 3.13'de demek... geçen yıllarda. Evet, 3.13'e kadar düşmüştü. Evet. Yani 2 saat, 2.5 saate yakın bir fark var. Bu da 2 saat 15 dakika kadar şöyle bakıyorum. Evet, 2 saat 14 dakika fark var. Bu da demektir ki sabah namazı, sabah ezanı erken okundu, sabah namazı erken kılındı. Evet. Onun haberi artık Diyanet'e ait. O bizim şeyimiz ulema onlar. Onlar biliyorlar. Onun sorumluluğu da Diyanet'e ait. Ama Müslüman'ın araştırması, soruşturması gerekmiyor mu? Ben öbür dünyada ya bunlar böyle dedi diye bir... Müslüman araştırıyor. Müslümanları dinleyen mi var? Biz ulemayız diye kestirip atıyorlar yani. Doğru biziz diyorlar. Hükümette iktidarı da onu destekliyor. Otorite o. Eğer bu sefer onlara itibar etmeyiz, herkes etmeyip herkes ortaya çıkarsa bu sefer de ülkede bir sürü Diyanet işleri olacak. Evet. Bir sürü otorite olacak. Hadi çatışma. Estağfurullah. Belki şimdi... Değil de Müslüman olarak sorgulamak zorundayız. Şimdi Ömer Bey, ben de... Bizim kanaatimiz tabii biz Diyanet'in doğru olduğunu, doğru evet. yaptığını söylemiyoruz ama karşıyız ona zaten. Evet. Hem sizin... orucu yaklaşık bir saat erken tutturuyor Müslümanlara bu Diyanet, hem de namaz erken kılınıyor. Belki biraz sonra geleceğiz. Hani orucun bir saat fazla tutulmasında problem yok ama vakit namazlar için önemlidir. Namazın 12 farzından bir tanesi vakittir. Vaktinde evet. kılmak. Evet. Bu sefer sabah namazında namazın farzlarından birisi dikkate alınmamış oluyor haliyle. Şimdi benzer bir şey yaptım sizin gibi çalışma. İki kere yaptım. Ankara'dayken malum ışıkların çok olduğu yerde gökyüzü fazla gözükmez. Işık bozar çünkü. Bağlum'da yüksek bir tepeye çıktım. Yine o uzun Ramazan döneminde Haziran'a falan denk düşüyordu. Özellikle şey inceledim. Bir de köyde yaptım aynısını. Köyde de köyün dışına çıktım. Niye? Hiç lamba dahi yani sokak lambası dahi gözüme vurmasın diye. Şunu inceledim. Orada bahsedilen beyaz iplik, siyah iplik gerçekten güneş doğmadan önce, güneşin doğmasına yakın şafak yeri hafif kızıllaşıyor. Güneş doğmadan önce yani doğmada var ona, gerçekten önce şafakta bir beyazlık beliriyor. Ve dağ olsun, önünüzdeki yer ova olsun fark etmiyor. İkisinde de çünkü değerlendirme yaptım. Fark etmiyor. O birleştiği nokta gerçekten alt taraf siyah oluyor. Bunun fotoğrafları da var. Paylaşırız. Evet. Şimdi kurguya ekleriz. Üst tarafı beyaz oluyor. Gerçekten beyaz iplik, siyah iplik oluyor. Daha evet. sonra güneş doğmaya yakın. Orası kızırlaşıyor. Nihayet güneş doğduğu zaman zaten sapsarı oluyor. Şimdi hani ben de kendim fetva da vermek istemem. Yani şey değil, hüküm verecek kadar bilgimiz yok ama kitapta yazanı... Zaten bizim görüşümüz zaten fetva olarak dinlemezseniz evet. biz din adamı değiliz sonuçta. Biz kitabımız alışveriş yapıyoruz. Akletmez misiniz diyor siz. Akledin diyor. Yani ben de aklımla gittim orada inceledim. Kitapta yazanı inceledim. Şimdi o beyaz ışığın görüldüğü anla orucun başladığı an arasında 55 dakika fark vardı. Dakikaları da tuttum, not ettim tek tek. 55 dakika fark vardı. Şimdi yani namazı kılsam o, demek ki namaz saati. O saatte giriyor, güneş doğana kadar kılabiliyoruz. Burası doğru değil mi? Evet. Evet. O zaman öncesinde namazı kılsaydık namaz boşa gitti. Yani namazın farzlarından biri, 12 farzlarından biri olmamıştı. Sizinle dediğiniz. Boşa gitmezdi ama işte insan işkilleniyor, şüpheleniyor. Kuşku evet. duyuyor. Yani kıldığı namazdan da emin olamıyor. Yani boşa gitmez namaz. Mutlaka ibadettir de. Ben zaten ibadetlerde sayı ve zaman şeyini çok dikkate almıyorum. Benim şahsi görüşüm öyle. İnsan içinden geldiği samimi duygularla yaratanına ibadet ederse Allah mutlaka kabul edecektir. Umarım kabul edecektir diyelim. Hatta evet. öyle diyelim biraz daha. Peki bu konuda bu şekilde bir hata varsa düzeltilmesi gerekmiyor mu? Yani bile bile de yapılmaz bu. Sonuçta dediğim gibi en başta söyledim. İnsanlar namazı kılıp yatıyor. Vakit. Tamam oruçta bir saat erken tutuyoruz ama. Biz de öyle yapıyoruz. Hepimiz öyle yapıyoruz. Kılıp yatıyoruz yani sonuçta. Düzeltilmesi gerekir de kim düzeltecek? O zaman herkes kendi kafasına göre kendi inandığı gibi yaşamak zorunda. Demek ki ulemanın bu konudaki fetvasını dikkate almayacaksınız o zaman. Kim düzeltecek bunu? Peki bu durumda bir asırda düzeltilmemiş.
Evet, anladım. Şimdi oraya gelelim. Ömer Bey, Ahmet Muhtar Paşa bu takvim ıslahatını yapmadan önceki, o zaman Osmanlı'ya da bağlı ülkeler vardı, İslam ülkeleri vardı. Onlarda da etkili oldu mu? Orasını tam bulamadım. Onu başka şekilde tartışıldığı için. Bu uygulamayı yapmadan önce ne vardı sistemde? Nasıl uygulanıyordu insanlar? Ben daha faydalı olur diye bir pratikten bilgi vereyim. Oraya daha sonra gelirim. Oraya geçmeden önce izin verirsen Kürşat Bey. Hani dedik ya İslam ülkeleri arasında uygulama birliği, onlar nasıl yapıyor, uygulama birliği var mı merak ettik ya birinci soruda. Evet. Dün akşam biraz çalıştım, araştırdım daha doğrusu konuyu. Seyircilerimiz de daha faydalı, daha etkili olması için birkaç örnek vereyim izninizle ve metne bağlı kalayım yanlış bilgi görmemek için. Malum Ankara 32. Doğu boylamında Meriç'in üzerinde bulunuyor. Dün yani 5 Mayıs itibariyle Ankara'daki imsak saati 3.59. 3.59'du. Bu hesaba göre 51. Doğu boylamında bulunan Tahran'da 5 Mayıs itibariyle imsak vaktinin Ankara'da 76 dakika daha erken olması gerekir değil mi? Evet. Daha önce olması lazım. Bizden önce. Yani Tahran halkının saat 2.43'te orucunu niyet etmesi gerekiyordu. Diyanetin hesabına göre. Yani çelişkiyi ortaya koymaya çalışıyorum. Evet. Ancak Tahran'da dünkü imsak vakti 4.31 olarak gözükmektedir. Türkiye'den daha sonra. Yani 19 derece daha batıdaki Ankara'dan bile 32 dakika daha sonra. Hocam. Şam 36. Doğu boylamında bulunuyor. Evet. Ankara'daki imsak saatinden hareketle Şam'da dünkü imsak vaktinin Ankara'dan 16 dakika önce olması gerekir. Bunu ortaokul öğrencileri bilebilir. Hani meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakika. Evet. Yani çok meridyenden az meridyenden çıkarıyorum. Aradaki farkı 4'te çarparak buluyorum bu süreyi. Belki seyircilerimiz merak eder. Bilmeyenler vardı. Onu hatırlatmak için de söylemiş olayım. Dediğim gibi Şam'da Şam 36. Doğu boylamında bulunuyor. Ankara'daki imsak vaktinden hareketle Şam'da dünkü imsak vaktinin Ankara'dan 16 dakika önce olması gerekirdi. Ancak Şam'da dünkü imsak vakti 4.09. Türkiye'den daha sonra. Evet. Efendim Bağdat 44. Doğu boylamında üzerinde bulunuyor. Ankara'daki imsak saatinden hareketle Bağdat'taki imsak saatinin Ankara'dan 48 dakika sonra olmak üzere 3.11 olması gerekir. Diyanet'in hesabına göre. Evet. Ancak Bağdat'ta dünkü imsak saati 3.37 idi. O da bizden sonra. Bir Türk Cumhuriyeti Bakü. Bakü 49. Doğu boylamı üzerinde. Evet, Bakü 49. Doğu boylamı üzerinde. Ankara'nın imsak saatine hareketle Bakü'de dünkü imsak saatinin 68 dakika önce olmak üzere saat 2.51 olması gerekiyordu. Ancak dün Bakü'de imsak saati 3.47 idi. Yani Ankara'dan sadece 12 dakika öncesi. Mekke, İslam'ın merkezi diyelim, İslam dininin merkezi diyelim, kıblemiz orada. Mekke 39. Doğu boylam üzerinde bulunuyor. Ankara'daki imsak vaktine kıyasla, yani Diyanet'in Ankara için belirlediği imsak vaktine kıyasla Mekke'de dünkü imsak vaktinin 3.31 olması gerekirdi. Ancak Mekkeliler dün saat 4.25'te orucunu niyet ettiler Kürşat Bey. Yani Mekkeliler Ankaralılardan 7 derece ve 28 dakika daha doğuda olmakla birlikte Ankaralılardan 26 dakika daha sonra oruca başladılar. Dün itibariyle. Enlemler itibariyle. İşin garibi. Dün itibariyle Ankara'da 5.51'de doğan güneş daha doğudaki Tahran'da saat 6.01'de doğmuş. Bakü'de 5.28'de, Bağdat'ta 5.02'de, Şam'da 5.42'de, Mekke'de 5.47'de doğmuş. Bu tabi baktığım sitedeki imsak bu merkezlerin ezan ve namaz saatleri doğruysa onu da koyalım. O tarafını bilemiyorum. Bu demektir ki Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olduğu vakit hesaplarıyla Türkiye'deki Müslümanlara yaklaşık 1 saat fazla oruç tutuyor. Sabah namazı da yaklaşık 2 saat önceden kıldırıyor Kürşat Bey. Durum bu. Evet.
maalesef. Peki şeyi söyleyeceğim. Bu uygulama, bu Diyanet'in uygulaması işte dediğim gibi o ıslahatül takvimle birlikte başlamış. Cumhuriyete de sirayet etmiş bu. Aynen uyguluyorlar değiştirmede. 1300 yıl boyunca 1307'de kitap yayınlanmış hicri olarak. Yani 1300 yıl boyunca Peygamber Efendimiz zamanında uygulama nasılmış, sahabeler nasılmış? Çünkü bizde uygulamada malum şeydir işte kitapta yoksa sünnete, ondan sonra hadise, oradan hadis de değil sünnete bakılır. Sünnette de yoksa sahabelerin hayatlarına bakın şeklinde. Fukaranın kıyasına bakıyoruz, icmaya bakıyoruz. Evet, alimlerin icmasına bakıyoruz. Şunu söyleyelim orada, Peygamberimiz zamanında nasıl yapılıyordu? Peygamberimiz zamanında doğrusu yapılıyordu. İşte Abdülaziz Bayındır Hoca da aslında Diyanet'in yetiştirmesidir. Sonuçta bu akademisyen olmadan önce İstanbul Müftülüğü'ne bağlı şeriye sicillerinde müdürdü Abdülaziz Bayındır Hoca. Evet. O da Diyanet'ten çıkma bir hoca sonuçta. Ancak hocanın yaklaşımı bana göre Peygamberin sünnetine ve olay fiziki şartlarına, sahurun tetme fiziki şartlara, astronomi bilimine de daha uygun. Bana öyle geliyor Kürşat Bey. Peygamberimiz zamanında hocanın fecri kadir, fecri sadık dediği işte o şeylere uygun davranmış. İki kereden okunmuş sahurda. Birisini şey okurmuş Bilal Habeşi, ikincisinde Abdullah İbni Ümmü Mektum diye bir sahabe okurmuş. Bu amadır. İki gözü görmez. Belki bilirsiniz. Bilal Habeş'in okuduğu yazan fecri kadip denilen yalancı fecirde okunurmuş ve sahurun başlangıç saatini ilan etmek, Müslümanları uyandırmak için okunurmuş. Okuduğum kadarıyla. Evet. Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ezanı da sahur saatinin bittiğini, oruca niyetlenilmesi gerektiğini ve sabah namazının vaktinin girdiğini ilan etmek için okunulmuş. Bu Buhari ve Müslim gibi Diyanet'inde hep bütün ulemanın da işte güvenilir hadis kitabı olarak kabul ettiği kitaplarda Buhari, Müslim'de var bu konuda hadisler. Evet. Peygamberin de siz Bilal'in ezanında oruca niyet etmeyin, yemeye devam edin. İşte Ümmü Mektum'un, Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ezanında yeme içmeyi kesin, diğer Muhammed'leri kesin, oruca niyetlenin, namazınızı kılın. Bu yönde hadisleri var. Ciddi hadis kitaplarında. Yani daha birinci ezanda daha yeni uyanıyorlar. Evet. Zaman ortaya çıkıyor ki Diyanet İşleri Başkanı Peygamber'in sünnetine değil Harbiyeli Gazi Ahmet Mustafa Paşa'nın belirlediği ilkelere uyuyor. Ya işin ilginç yanı, bir de hoşuma da gitti esasen yani ve de saygım arttı. Her ne kadar takvimi hatalı olsa bile diyelim işte hatalı takvim tespit diyorlar. Yani Harbiye'den çıkan Gazi Ahmet Muhtar Paşa 7 tane kitabı var. Bilimsel kitaplar bunlar. Evet, astronomiye, ilgi fenle, pozitif bilime ilgi duymuş paşa. Bir sürü kitap yazmış. Yani dine de yön veren İlçeyi o koymuş, takvim, sahur, işte iftar, vakit tespiti yoluyla. Ve Ahmet Muhtar Paşa, Ruslara karşı büyük zaferler kazanmış, önemli bir askerdir. Evet. Yani evet. ilmiye sınıfı dururken bir harbiye sınıfından birisinin bu konuda ilgi duyması, tespit yapması ilginç. Yani şu andaki generallerimizin çoğunun ufak tefek broşürü bile yoktur. Yazarsa bir anılarını yazarlar, işte belki Güneydoğu'da çarpışanlar o anlar yazarlar. Yani bunlar işte belki biraz siyaseten göreceğim. 15 Temmuz'da bunlar demek ki örneği olduğu gibi her 10 yılda bir ya darbe yapmış ya muhtara planlamışlar. Yani düşünün. Yani Osmanlı'nın paşaları da Osmanlıymış. Evet. Yani Ahmet Muhtar Paşa asker alanda konuşmanın başında asker alanda çok başarılı. Ruslara karşı birçok başarısı var. Çok yerde kaymakamlık da yapmış, ilçede yönetmiş, merkeze gelmiş, Abdülhamit'te çalışmış yıllar boyunca. Şimdi hani Ahmet Muhtar Paşa'nın çalışması evet var dediğiniz gibi dönemi de yansıtıyor. Niye ilmiye sınıfı değil de askeriye sınıfından çıkan biri bunu yapmış. İlk dönemi yansıtıyor. Çok saygıdeğer bir çalışma. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet.
Orada Ahmet Muhtar Paşa'ya en önemli eleştiri şuradan geliyor. Astronomiye daha çok, yani dini uygulamadan çok astronomiyi direkt her şeyi astronomiye alıp uygulaması, işte zodyak ışınlarını falan göstermesi, İngiltere'den daha iyi görüş istemiş bu konuda. Evet, Red House diye bir adam evet. Görüş almış. Şimdi ama sonuçta Kürşat Bey, bak biz de hani fikir özgürlüğü var, o sorguluyoruz. O da sorgulamış. Uymayın efendim, evet. Ya tatbik etmeyin, ne yapalım yani sonuçta. Evet. Madem Ahmet Muhtar Paşa öyle bir görüş ortaya koydu, ilmiye sınıfı da onu çürütsün. Değil mi? Fakirler de, fukaha da onu çürütsün. Doğrusunu bulsun. Evet. Yani uygulama, daha mantıklı siz bulun. Peki o dönemde üstadım bilginiz var mı bu şu soracağım konuda? Diyelim ki henüz kitap yayınlanmadı. İşte atıyorum 1850'deyiz. Örnek veriyorum. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir köyünde veya ilçede orucun, sahurun saatine nasıl karar veriliyordu? Biri mi gözlemliyordu? Bu konuda bilginiz var mı? Tabii. Ondan önce Ahmet Muhtar Paşa'nın o takvim ve saat tespitinden önce muvakkithaneler diye bir birim varmış. Muvakkithane, Kürşat Bey. Orada muvakkitler çalışırmış. Muvakkithane, vakit hesaplama bürosu diyelim yeri. Muvakkit, vakit hesaplayan uzman diyelim. Yani o bürolarda, o bürolar her şehir ve kasabada kurulmuş. Ve orada çalışan uzmanlar ve fıkıh kitapları, ne bileyim işte göğü gözleyerek, rüyeti hilal izleyerek, astronomi bilgilerinden hareketle vakit hesaplar. Onların tespitiyle sahur ve sahur saati belirlenilmiş. Mesela Emevilerden beri var bu olay. Muvakkit hane ve muvakkit uygulaması Emevilerden beri var. Evet. Osmanlı'da doruğa çıkmış. İlk muvakkithane İstanbul'un fethinden sonra 1470 yılında kurulmuş Fatih Muvakkithanesi. Ancak en ünlüleri de bunun Beyazıt Muvakkithanesiymiş. Muvakkitler hesap kitap yaparak sahur vaktini tespit eder, merkezi bir camideki müezzine söylermiş. O saatte, o vakitte o müezzinler caminin minaresindeki kandili yakarmış. O kandili gören yüksekteki bir görevli top atarmış. O topun sesini duyan diğer camilerde kandilleri yakar, ezan okurmuş. Kürşat Bey. Evet. Olay böyle halledilmiş. Yani boş değil, saha boş değil. Hı-hı. Çalışmalar olmuş yani. Her ilçe kendine göre güneşi gözlemiş. Hatta bunlar kendilerine göre o ufak tefek takvimimsi, imsakiye gibi çalışmalar da yapmışlar. Evet. Buralarda muvakkithaneler de küçük çaplı astronomi bilgisi de verilmiş isteklilere, üretilirmiş. Evet. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Güzel bir programdı. Güzel bilgiler verdiğinize inanıyorum. Bunun üzerine vatandaşımız artık, ben uygulamada şöyle yapıyorum Ömer Bey. Sahuru normal erken başlıyorum ama namazı kılmıyorum, bekliyorum. Söylenmez gerçi bu programda da, program bununla alakalı olduğu için hani ibadet söylenmez, gizlisi daha mübahdır. İşte ben bekliyorum. O kendim gözetledim ya, dedim ya, hem köyde izledim hem burada bağlama çıktım, bağlamın en ücra dağında izledim diye. O 50 dakikayı geçiriyorum, 55 dakikayı. Namazı öyle kılıyorum. Allah kabul etsin. Diğerlerine de Diyanet'in bu konuda kesinlikle bir çalışma yapması gerekli yani. O belli. Ben de inanıyorum. Bence doğrusunu yapıyorsunuz. İnsan nasıl mutmain olursa ibadetlerinde öyle yapmalı. Yaptığı ibadetten haz duymalı Müslüman Kürşat Bey. Önce evet. Doğrusunu yapıyorsunuz. İnanmayarak ibadet olmaz. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza fayda olmuş. Değerli izleyicilerimiz, bir başka bir konu programında görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum.